Sinan Çetin. Onu hep siyahlar içinde saçı sakalı birbirine karışmış halde gördük. Yıllar geçti, kendisinin görüntüsü hiç değişmedi. Sinema tarihinde kimisi kült, kimisi sadece gişe kaygısı güden filmler çekti. Ünlü markaların reklam filmlerinde imza attı. Ayrı ayrı geçen hayatları, kopan aile bağlarını birleştirdi. Bilenler bilir, bu kadar tempo içinde çok da kazandı. Kazandığını Cihangir'e yatırdı. Gayrimenkul zengini olarak Cihangir'in yarısına sahip olduğu rivayet edilir. Ama bazen öyle şeyler yaptı ki kariyerinin önüne geçti. Adım adım geriye gidelim, Sinan Çetin'in film gibi vukuatlarına bakalım. İşte onlardan biri. Geçen sene Nilkara İbrahimgil ve eşi Serdar Erener'in teknesinde herkesin gözü önünde soyunması hafızalara kazındı. Çevresindekileri aldırış etmeden anadan yürüyen şekilde basına yansıyan görüntüleri epey konuşuldu. Sonrasında ünlü yönetmen ters köşe yaptı. Nilkara İbrahimgil'in teknesinde ulu orta üstünü değiştirirken yakalanan Sinan Çetin bu kez de pantolon, tişört hatta ayakkabısıyla güneşlenirken görüntülendi. Pandeminin zirve yaptığı, henüz aşının bulunmadığı ve maske yasaklarının yeni yeni geldiği dönemde pek çok kez bu kuralı ihlal etti. Daha da geriye gidelim. Bu kez olayların öznesi Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin. O da korona yasaklarını aldırış etmeden parti parti dolaşmış, halkın sağlığını hiçe saymıştı. Ancak asıl mevzu bahis Rüzgar Çetin'in alkollü araç kullanması ve bir polisin ölümüne diğerinin ise yaralanmasına neden olmasıydı. 2018'de vuku bulan bu olayda Rüzgar Çetin 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, sadece cezaevinde 8 ay yatıp çıkmıştı. İşin aslı sonradan ortaya çıktı. İddiaya göre baba Sinan Çetin bu noktada devreye girmiş, karşı tarafın ailesine 3 milyon lira, avukata da 300 bin lira ödeyerek oğluna özgürlük satın almıştı. Ama bu Rüzgar'ın ilk vukuatı da değildi. Yine Beşiktaş'taki bir gece kulübü çıkışında kavgaya karışmış, kasten yaralama suçundan bir yıl ceza almasına rağmen sabah girdiği cezaevinden akşam üzeri çıkmıştı. Son olarak Sinan Çetin, Kemal Sunal'ın ailesiyle de davalık olmuştu. Propaganda filmi için herhangi bir telif ödemesi yapmayan Sinan Çetin, şimdilerde mahkeme kararıyla yüklü miktarda tazminat ödemeye hazırlanıyor. Görüldüğü gibi Sinan Çetin'in dosyası hayli kabarık, sorulacak çok soru var. Onu bugün önümüze düşüren şey ise sahilde yürüyüş yaptığı sırada yaşandı. Televole ekibini bir anda karşısında gören Sinan Çetin aniden panik oldu ve ne yapacağını şaşırdı. Sinan Bey merhabalar, nasılsınız? Tamam, teşekkür ederim. Sen? Tabii ki ünlülerin klasik yöntemi olarak telefona sarıldı. Sanki telefonda biriyle konuşuyormuş gibi yapmaya başladı. Sinan Bey, bu yaz Bodrum'da çekilen görüntüler çok konuşuldu. Neler söyleyeceksiniz? Abi telefonla konuşuyorum. Aman Sinan Bey, biz bu filmi daha önce çok gördük, çok çektik. Şaşkınlığını her zamanki agresif tavrının arkasına sakladı Sinan Bey. Görmüyor musunuz? Hiçbir saygınız yok yani. Efendim çok kısa konuşsaydık. Bodrum'da bu sene çekilen görüntüler çok konuşuldu, çok gündem oldu. Öğretim. Siz öğretim ister misiniz? Bizim Furkan kibarlığı elden bırakmıyor. Ama nafile. Sinan Bey sinirini atacak bir kere. Abi sizde hiç saygı yok mu? Telefonla konuşuyorum ya. Hiçbir saygınız yok. Var saygımız. Siz vahşi deli misiniz? Yok, biz insanız. Sonrasında telefonla konuşuyormuş gibi yapmaya devam ediyor Sinan Çetin. Telefonla konuşmana izin versene. Tamamdır. Siz bize düzgünce ne söylesiniz? Tamam, telefonla konuşuyoruz. Tamam, teşekkür ederiz. İyi günler size. Bay bay. Tamam. Halbuki defterimizde çok soru vardı. Tazminat meselesinden oğluna, çıplak yakalanmasından filmlere kadar pek çok soru biriktirmiştik. Keşke kaçmak yerine bir iki kelam etseydi.